günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Tabii ki günümüze İsmail Bey'le başlıyoruz. Haber programını açarak. Şimdi çocuğumu uğurlayacağım. İnşallah bugünümüzde sağlıkla, sevgiyle geçer. Biz günümüze çoktan uyandık, başladık. Hayırlısıyla. Hadi oğlum. Hayırlı derslerin olsun çocuğum. İyi dersler çocuğum. Pamuk da uyanmış. Günaydın Pamuk. Günaydın tatlı kuşum. Günaydın. Ay tatlım benim ya. Ay tatlım benim. Günaydın tatlım. Hep ağzında gevele sen. Hep ağzında gevele, tamam mı? Bir merhaba de benim arkadaşlarıma. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Seni gidi seni. Hemen canlandı. Ne oldu? Evet. Evet, bir çocuğuma bakayım. Mutlaka ona bakmadan asla günüme devam etmem. Rabbim sağ salim gidip sağ salim gelmeyi nasip etsin. Tüm evlatlarımızı da korusun. Çünkü çok kıymetliler. Bizler için büyütürken ne emeklerle büyütüyoruz. Ne zaman ne kıymetlerle büyütüyoruz. O zaman çünkü o zaman Rabbim korusun yani. Evet, daha hala evet gördüm çocuğumu. Gidiyor. Allah'ıma emanet olsun ya Rabbim. Başarılı daim olsun. Okulumuz da çok yakın bizim. Hemen bunun bir üst sokağında. Burada şükür yani. Okulun da yakın olması çok iyi oldu. Hayırlısıyla gelmeyi nasip etsin. Pamuk da bu arada konuşuyor. Sabah size merhaba dedikten sonra şimdi kahvaltımla birlikte size yine tekrar merhaba demek istedim. Tekrar tabii ki günümüz başladı çok şükür. Ben kahvaltılarımı tek başıma yapıyorum çünkü oğlum okula gidiyor sabahtan tabii ki. Bugünkü menümde simit. Güzel kalktım, evimi sabahtan süpürdüm, temizledim, tozumu aldım. Şimdi kahvaltı saati tabii ki. Çay. Enfes, öyle değil mi hepimiz için? Bugün ne yapacağız? Bugün yine evdeyiz. Belki yine biraz alışveriş için dışarı çıkabilirim. Bugün yemek yapma günüm tabii ki. Dünden karar vermiştim zaten. Tavuklu patates yemeği yapacağım. Biz çok seviyoruz. Daha önceden koymuş olduğum tavuk vardı. Onları çıkardım, suya koydum. Çünkü yemeğimiz kalmadı. O yüzden de tavuklu patates yemeği yapacağım. Enfes oluyor kesinlikle. Yanına da bilmiyorum bulgur, makarna yapmayacağım. Bulgur yaparım büyük bir ihtimal. Evet, biz kadınlar böyleyiz, öyle değil mi? Olsun. Saat de bu arada 10:30 olmuş. Tam kahvaltı saati. Benimle birlikte kahvaltı yapan herkese de afiyet olsun diliyorum. Günümüz sevgiyle geçsin, öyle değil mi? Huzurla, sağlıkla, bereketle. Önemli olan bir arada her şeyi paylaşabilmek, yaşayabilmek. Biz kadınlar her şeyi elimizden geldiği gibi yapıyoruz. Evimizde, işimizde, gücümüzde. Çok şükür. İyi ki varız o zaman. Afiyet olsun hepinize. Sonra görüşürüz. Kahvaltılar yapıldı. Şimdi ne zamanı? Tabii ki keyif zamanı. Çay keyfini çok seviyorum. Magazin programı açık olacak. Ben böyle çay keyfi yapacağım karşısında. Tabii ki YouTube'u da izleyeceğim. Instagram'ımı da takip edeceğim. Hepsi bir bütün. Evimin ihtiyaçlarını da karşılayacağım. Neden? Çünkü biz kadınız, öyle değil mi? Dün ev temizliğim vardı biliyorsunuz, o yapıldı. Bugün de banyo temizliğim var, onu yapacağım inşallah. Çünkü seviyorum. Tertip, düzen benim için çok önemli. Arkasından az önce de demiştim yemeğim var, yemek yapacağım. Böyle işte,
günümüz böyle devam ediyor. Sağlıklı olalım, gerisi boş. Çok şükür her halimize, her günümüze binlerce şükürler olsun, değil mi? Sizler ne yapıyorsunuz? Çayınızı içiyor musunuz? Kahvaltılar yapıldı mı? Benim günüm böyle geçiyor. O zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar, ilk önce banyomu temizlemeden önce yemeğimi yapmak istedim. Böyle tereyağı ve biraz da zeytinyağı koydum. Siz hangi yağ isterseniz koyun. Soğanlarımı doğradım, koydum içine. Arkasından kırmızı biber koyacağım. Ben bunları dondurucuya atmıştım. Çok güzel de doğranıyor, tavsiye ederim. Arkasından da doğramış olduğum tavuk etlerim var. Bunlar göğüs etiydi. Ve salçam ve patatesim. Ay, ben tavuklu çok seviyorum patatesi. Size de tavsiye ederim yani. Evet. Banyoyu temizlemeden önce ilk önce yemeğimi yapmak istedim. Çünkü akşama hazır olsun. Yani öğleden sonra yemek yapmak çok zor oluyor benim için. O yüzden böyle pratik hemen hazırladım. Sizinle de paylaşmak istedim. Tabii ki çayım orada beni bekliyor yine. Çay, bir demlik çayı ben içiyorum çünkü evde tek başınayım. Eşim işte, oğlum okulda. O yüzden çay olunca bir demlik çay içiliyor tabii ki. Sizin nasıl geçiyor gününüz? Ne yapıyorsunuz? Benim herhalde bugün yine evde geçecek malum. Ama ilk iki gün hep her zaman evde geçer benim. Ondan sonraki günlerim çoğunlukla dışarıda geçer. Zaten seyrettikçe de fark edeceksiniz inşallah. Evet, devam edelim biz. Soğanlarım sotelendikten sonra da tavuk etlerimi attım. İçine de zerdeçal, toz, kırmızı toz biber ve karabiber ilave ettim. Ben çoğunlukla patates yemeklerini tavuklu biz daha çok seviyoruz. Kıymadan çok yani. Tavuk etiyle daha çok beğeniyoruz. Daha çok lezzetli oluyor. Bu tavuk etleri biraz piştikten sonra da kırmızı biberlerimi ilave edeceğim. Sonra salçamı ilave edeceğim. En son da patateslerimi ilave edeceğim. Tavuklu çok daha lezzetli olduğuna inanıyorum. Size de tavsiye ederim. Deneyin lütfen. Denediğinizde de benimle paylaşırsanız sevinirim. Bilmiyorum, hepimiz ayrı ayrı tatlara, zevklere bağlıyız. O yüzden hepimiz ayrı ayrı yapıyoruz. Ama her kadının yaptığı şey de lezzetlidir umarım ki. Öyle değil mi? Çünkü her iş bizim elimizden geçiyor. O kadar da olsun. Evet, soteleniyor şu anda etlerim. Sotelenmesi önemli çünkü. Etlerim sotelenirken de şimdi kırmızı biberlerimi ilave ediyorum. Şimdi biraz kaldı, onları da alalım, ziyan etmeyelim çünkü. Bu arada arkadaşlar, elim temiz. Hani bazen dikkat edebiliyorlar, ay elini elledim falan diye. Şimdi bunlar birlikte biraz sotelensin. Sonra salçasını ilave edeceğim. Bu Bim'den aldığım salçayı kullanıyorum. Şok'tan da aldığım bir salça var, vatan salçası, ondan da memnunum ama bu sefer bunu aldım, bunu koydum. Evet, salçamı da ilave ettim. Biraz salçanın da pişmesini bekliyorum. Bir patatesim ve tuzum kaldı. Biraz salçanın da pişmesi gerekiyor, öyle değil mi? Harmanlaşsın yani. Şimdi sıra patateslerde. Patateslerimizi de ilave edelim. Şöyle güzel süzüldü. Hop. Tabii ki yemeğe. Çok güzel olacak. Tavsiye ederim arkadaşlar. Tuzu da ilave ediyorum. Çok dökmüyorum çünkü yemek sırasında tuzsuz olduğu zaman tuz ilave edebiliriz. Önemli olan çok tuzlu olmaması. Bilmiyorum, şimdi bundan sonra banyomu temizlemeye gireceğim. Sonra canım bir tatlı istedi. Belki tatlı yapabilirim. O tatlıyı da sizlerle
paylaşacağım inşallah. Çünkü biz sütlü tatlıları daha çok seviyoruz. Böyle kekti, poğaçaydı. Yani poğaçayı da seviyoruz da. Ama genel olarak en çok sütlü tatlıları tercih ediyoruz ve çok seviyoruz çekirdek aile olarak. Ve genelde çok sık yaparım. Her hafta bir tatlım mutlaka vardır yani benim. Şimdi bu güzel. Tabii ki harmanladık bunu böyle güzelce. Nefes. Şimdi sıcak suyunu ilave edeceğim. Sıcak suyunu ilave edelim. Ya ses, kusura bakmayın, aspiratörüm çalışıyor. O yüzden sesten dolayı kusuruma bakmayın arkadaşlar. Çünkü aspiratörün de çalışması gerekiyor yani. Evet, suyunu da koydum. Şimdi bu güzelce biraz kaynasın, sonra altı kısık bir şekilde pişecek inşallah. Evet, yemeğim hazır. Yapanların da ellerine sağlık diliyorum. Kendime de elime sağlık. Yapanların da eline sağlık diliyorum. Bu kaynamaya ve altını kaynadıktan sonra da altını kısık bir şekilde pişecek inşallah. Şimdi ben nereye gidiyorum? Tabii ki banyo temizliğine geçiyorum. Saat 2'yi yaptık arkadaşlar. Tabii ki işim bitti. İlk önce tabii ki banyomu temizledim. Pırıl pırıl oldu. Şöyle de göstereyim sizlere. Tertemiz yaptım. Ellerime sağlık diyelim. O zaman banyo temizlendi. Şimdi ne yapıyoruz? Bu ışığımızı da kapatalım. Şimdi sizinle tabii ki ne yapıyorum? Bir yorgunluk kahvesi iyi gider, öyle değil mi? İşlerimizi hallettiğimize göre o zaman bir kahve içeyim. Bir yorgunluk kahvesi iyi gelir. Sonra size şimdi pişirdiğim yemeği de paylaşayım. Bakın, tavuklu patates yemeğim enfes oldu. Kıvamı da çok güzel oldu. Herkese tavsiye ederim. Yemeğim hazır çok şükür. Size de tavsiye ederim. Kapağımızı da kapatalım. Akşama yemeğimiz hazır. Ne demiştim? Bir yorgunluk kahvesi güzel gider demiştim. Artık biraz şimdi dinlenmece dinlenelim. Şöyle güzel bir yorgunluk kahvemizi de içelim. Derya Baykal'ın programı da başlamış. Tavsiye ediyorum hepinize de. İzlemenizi de tavsiye ederim. Ayrıca suyumu hala devam etmekteyim. İçmeye devam, biliyorsunuz. Su hayat demektir, yaşam demektir. Şöyle de bir şey paylaşmak istiyorum. Tatlı yapmak istiyorum demiştim size de. Eli şimdi orada duruyor, yanımdadır. Akşam büyük bir ihtimal örerim. Çünkü bugün yoruldum, dinleneceğim. Birazdan da bisküvili bir tatlı yapmak istiyorum. Onu da sizinle paylaşacağım. Tatlı yaparken görüşürüz. Evet, saat 3'e geliyor. Kahvemi içtim, biraz dinlendim. Tabii ki karnım acıktı. Dünden kalmış olan ıspanak vardı, onu yiyeceğim. Ender Saracı'yı da dinliyorum, çok güzel bilgiler var. Bir detoks çorbası yaptı. Onu telefonumda paylaştım. Bir de baharat olarak ben her türlü yemeğimde zerdeçalı mutlaka kullanıyorum. Zerdeçal ve karabiber. Lütfen siz de yemeklerinize katın bunları. Bir de safran. Safranı da çok tüketmemiz gerekiyormuş. Sumak, çörek otu. Lütfen bunları hayatımızdan çıkarmayalım. Bir de ne diyor? Gerçekten de bir yürüyüş yapan bir kadındım, bayandım. Fakat gerçekten bıraktım. Kaç aydır yapmıyorum. Ama ne diyor Ender Saraç? Mutlaka lütfen kış demeden, yağmur demeden lütfen adımlarınızı atın. Lütfen. Ben de başlamak istiyorum artık. Şu üstündeki yükü atmak istiyorum. Lütfen. Şimdi ben yemeğimi yiyeyim. Ya çok üzgünüm şu anda. Çünkü neden biliyor musunuz? Sütüm yok. Sütüm kalmamış. O yüzden bugün tatlı yapamayacağım. Yarın alacağım sütü. Yarın sabahtan şok çünkü. Şokun aktüelleri başlayacak. Ona bakarım. O zaman oradan da alırım. Bambum da çiçeklerini açmaya başlamış. Maşallah. Onun suyunu da değiştireceğim. O yüzden bugün tatlı yapmıyorum arkadaşlar. Sütü de yarın alırım ama yarın yine yapamam. Çünkü yarın da teyzemdeyim. Kızlar teyzemde toplanmacı olacak İlkay ve ben. Büyük bir çoğunlukla orada olacağız herhalde yarın.
İlkay'ın bir işi yoksa inşallah. İlkay da 4-12 işe gidecek. O zaman şimdi bana bir müsaade, bir karnımı doyurayım. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, tam böyle dinleniyorken birden telefonum çaldı. Baktım oğlum aradı. İkindi de oldu çok şükür. Yani akşama doğru yol almaktayız. Oğlum işte erken salmışlar okuldan. Çünkü kendisi 5'te bugün kursu yoktu. Tenis kursu yoktu. Ben de erken bekliyordum. Fakat erken salmışlar. Bir baktım yine tekrar kurs varmış. Tenis kursu yani okulunda. Hocasıyla birlikte. Bu tenis konusunda çok başarılı kendisi. Pazartesi ve salı maçları olduğu için bugün de tekrar çalışacaklarmış. O yüzden bugün de geç gelecekmiş. Beni haberdar etti. Çünkü biraz panikliyim o konularda. Hani haber verilmediği zaman hemen panik oluyorum o konuda. Rabbim tüm evlatlarımızı korusun. Şimdi yemeğimi yaptım. Tatlıyı yapamadım sütüm olmadığı için. Şimdi o zaman ne vakti? Akşam yemeğine kadar biraz dinlenmece. Mert de saat 7 gibi gelecek inşallah. Geldikten sonra da yemeğimizi yeriz biz. O vakte kadar o zaman ne yapalım? Kitabımızı okuyalım. Çünkü ben bir kitap sever olarak mutlaka kitap okumayı çok seviyorum. Birçok da kitabım var hala okumamış olduğum. Ahmet Ümit'in de her türlü kitaplarını çok severim. Size de tavsiyem kitap okuyun. Kitap okumak gibisi yok yani. Ben çok seviyorum kitap okumayı. Bu bittikten sonra tekrar her zaman kitap okumaya devam. O zaman görüşürüz sonra. Merhaba arkadaşlar. Akşamı yaptık çok şükür. Saat 8 olmuş. Biz yemeğimizi yiyeli çok oldu tabii ki. Ben tabii ki mutfağımı her yerimi düzenli bir şekilde topladım. Şimdi ne zamanı? Çay zamanı. Ayrıca çocuğumun adına da çok seviniyorum. Çünkü okulunda masa tenisi lisansını da almış bulunmakta. Artık maçlara katılabilecek. Onun imzasını attım velisi olarak. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. İnşallah başarının daim olsun. Yani bütün çocuklarımızın, evlatlarımızın. Bugünü de bitirmek üzereyiz. Şimdi şöyle güzel bir çay keyfi yapalım. Ardından yanına biraz çerez hazırlayalım yine. Her zamanki gibi. Sonra bugün dizi olarak ne var? Geçen hafta Azize'yi izlemiştim ilk bölüm olarak. Ama çok fazla beğenmedim. Çok durgun geldi bana Hande Erçel'in karakteri. Çok akışkan bir dizi değildi. O yüzden ben tekrar kendi dizime döneceğim. Yani hangi diziye? Tabii ki çocuk dizisi. Oradaki performans, oyuncular bana daha çok akıncılık kazandırdığı için. Zaten çocuk dizisini izliyordum. O yüzden çocuk dizisini izleyeceğim. Sonradan tekrar videomu kapatmadan önce tekrar sizinle tekrar bir arada olacağım inşallah. Şimdi ben ne zamanı? Tabii ki çay keyfi. Şimdi aklıma geldi. Siz de benim gibi böyle yemek yerken döküyor musunuz? Ya kusuruma bakmayın. O yüzden üstüme biraz yine damlatmışım. Bazen olabiliyor insanlık hali. O yüzden buramı sildim. Hani yanlış bir şey anlamayın lütfen. Hepimizin başına geliyordur mutlaka. Öyle değil mi kızlar, arkadaşlar? Beni izleyen tüm herkese buradan sesleniyorum. Hepimizin mutlaka başına geliyordur değil mi? Hadi o zaman ben şimdi kaçar. Merhaba arkadaşlar. Geceyi bitirmeden önce şimdi kahvemi koydum. Ve bu berem bitmek üzere. Yalnız şu iğneye ip geçirebilmek için 10 dakikam geçti ve hala geçiremedim. Benim şu yün iğneleri oluyormuş. Oyun iğnelerinden almam lazım mutlaka. O zaman daha çok iyi olacak. Şimdi bunu ben sonra yapacağım. Ama size bir hoşça kal demek istedim. Kahvemi koydum. Kahvemi içeceğim. Saat da 10.30'a doğru geliyor. Videomu da editlemem gerekiyor ki sizler de izleyebilirsiniz. Evet, kahvenin de sesi geldi. Bu geceyi de bitiriyoruz çok şükür. İnşallah keyifle izlersiniz videomu. Beğeni ve yorum yapmanızı da bekliyorum. Tabii ki kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinize hayırlı geceler arkadaşlar.